Merhaba gençler, yazılı haftasına geldik. Kimimiz yazılılarını önceden yaptı, kimimiz ise bu hafta yazılılarını yapacak. Hemen öncesinde 11. sınıflar için birinci üniteyi kapsayan çok güzel sorular hazırladım. Hemen vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. Soruları Soner'le çözeceğim. Merhaba Soner. Merhaba hocam. Başlayalım birinci sorumuzla. Ünitemiz Future Jobs ünitesiydi. Öncesinde yine bu soruları çözdük biz. Future Jobs ünitesi hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Çözdük. Evet hocam Seninle hatırlıyorum. çizmedim ben. Özenle çizdim soruları. Birinci sorumuz diyalog sorusu. Julius ve Augustus konuşuyor. Julius diyor ki, "In my opinion, the jobs will change in the future." Sonra Augustus bir soru soruyor. Julius diyor ki, "I think software engineering and the jobs related to technology will be the most wanted jobs." Şimdi ne diyor bu iki insan? Neden bahsediyor Soner? Bir görüşü varmış bu adamın. Gelecekte bir mesleklerle ilgili Evet, mesleklerden bahsediyor. Doğru. mesleklerden bahsediyorlar. Ve Augustus bir soru soruyor. Julius da kendi fikrini söylüyor burada. Hangi meslekten bahsetmiş bu? Burada Software Engineering. yazılım mühendisinden bahsetmiş. Yani yapay zekadan mı bahsetmiş burada aslında? Gelişen teknolojiden Yazılım bahsediyor. mühendisliği ve teknolojiyle ilgili meslekler. Bu related kelimesi ilgili demek. Teknolojiyle ilgili meslekler Öğrenmiş diyor. oldum. Evet, şimdi şıklarımıza bakalım. Hangi soruyu sormuş olabilir Augustus? What are your future career plans mean? Kariyerle alakalı bir şey bahsetmemiş aslında Aynen. burada. What does computer engineer Bilgisayar mühendisliğiyle ilgili değil. do? What do you think about education in Turkey? Türkiye ile ilgili hiçbir şey yok Ne burada alaka? eğitimle. Eğitimden. Education eğitim demek arkadaşlar. Hemen bunu yazayım. Eğitim olduğunu bilelim. Denizli'de what are the most popular fields in medicine? Medicine sağlık demek. Evet, sağlık konu. Tıp Sağlıkla ilgili, alanında. tıp alanla ilgili bir şey yok. Tıpla alakalı da bir şey yok. Son sorumuz ne diyor? Which jobs do you think will be popular in the future? Gelecekteki popüler meslek hakkında ne düşünüyorsun diye sormuş. Bu da Julius kendi fikrini söylemiş zaten. Aynen, çok doğru. Edirne cevabımız en doğru cevap. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim öğrencilerimize. Diğer derslerimizi de aynı şeyi söylemiştim ben. I think diye cevap veriyorsa soruda mutlaka think de ona benzer bir şey sorması gerek. Buradan da Edirne cevabı çıkıyor. Evet arkadaşlar, ikinci soruya geçiyoruz. Birinci sorumuzu hızlı ve güzel bir şekilde yaptık. İkinci sorumuz. Which of the following is not a personal quality? Personal quality ne demek? Personal, kişisel demek. Kualitede nitelik mi? Evet, kişisel nitelik. Hangisi kişisel bir nitelik değil? Daha doğrusu şöyle soruyu açıklayayım ben son nerede. İş başvurusuna gidiyorsun. CV'ne Evet. kişisel niteliklerini yazıyorsun. Bu 4 şıktan, daha doğrusu 5 şıktan 4'ünü yazarsın ama birini yazamazsın kişisel bir nitelik olarak. Hangisini yazmazsın? Yani arabam evimde olması Saçma değil mi? biraz saçma. Niye yazayım ben onu oraya? Has three houses and two cars. Ya belki şey birisin, maddiyata önem veren, evinin Yani arabasının olduğunu söylemeye o zaman çalışıyorsun. şirket alalım onu yazarsın. Belki üst düzey bir yöneticilik kadrosuna alacaklar. O yüzden Yani evin araban kişisel olduğunu. netim ama bilmiyorum. Şimdi Bursa en mantıklı şık. Doğru ama diğer şıklarda bakalım bence. Peşin hükümlü olmayalım. Excellent, logical, analytical skills. Ne demek bu? Analytical skills, analitik yeteneklerden bahsediyor. Evet, mükemmel ve mantıklı. Excellent, mükemmel. Excellent, mükemmel. Logical, mantıklı. Mantıklı. Diğeri de analitik beceri. Analitik yani bu bir kişisel yetenektir değil mi? Kişisel bir şeydir, Kişisel yetenek, niteliktir evet. vardır. 3 evim, 2 arabam var diyor. Bize ne olan arkadaşım? C şıkkı ne? Experienced in designing. Experience tecrübe demek. Dizayn Tecrübeli. etmek. Tasarı, design. Dizayn, tasarı. Dizayne tecrübeli. Tasarım konusunda tecrübeli. Değil mi? An Evet. innovative Innovation, thinker. Innovative ne demek olabilir? innovation, Innovation'dan geliyor, evet. evet, innovation bu gelişimle ilgili, Yenilik. yenilikle ilgili. Innovative de yenilikçi. Thinker, yenilikçi, Yenilikçi bir düşünür. düşünce, think, düşünce. Yenilikçi. Thinker'ın böyle kullanımı var mı da hocam? Ek alıyor mu Yenilik fikirde? olarak düşünen birisi anlamında. Yenilikçi düşünür diye kısaca ben yazacağım buraya. Think, düşünmek. Evet, Thinker, düşünmek. düşünen kişi. Ek aldığını ben de öğrendim burada. İş başvurularına sen de bunu kullan. De ki, I'm an innovative thinker. Çok Tamam. iddialı bir şey oluyor ama kullan yani işine yarar. Edirne şıkkı. Ability to work individual as well as in team. Individual ne demek? Kişisel. Bireysel, Bireysel. kişisel. Evet, bireysel alanda Ability yetenek. çalışma yeteneği var. Ayrıyetten de takımda da. Takımda. Takımda ve bireysel olarak. Yani şunu söylemeye çalışıyor burada. Hem takım olarak hem de bireyselde başarılıyımdır. Çalışmakta yetenekliyimdir. Ability yetenek demek. Kişisel nitelik. Evet, hatta arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu cümleleri alın bir kenara yazın. İleride iş başvurularında özellikle İngilizce mülakatlarda bu cümleleri kullanırsınız. Bence ama Bursa'yı sakın kullanmayın. Onu arada eleyin tamam mı? Evet, cevabımız Bursa değil mi? Sonra. Evet hocam. Kesinlikle kullanmayacağım bu sefer. Evet, ikinci soru yaptık. Üçe geçiyoruz. Kelime sorumuz. Which of the following is not a moral value?
Moral value ne demek Soner? Hocam value değer demek de moral value'nin ne olduğunu bilmiyorum. Moral ahlaki. Ahlaki. Ahlaki değer. Şıklardan hangisi ahlaki bir değerdir? Oyunu da oynadığım oyunlardan biliyorum. Evet doğrudur. Value kelimesini oradan görmüş olabilirsin. Şimdi şıklarımıza bakalım. Responsibility, patience, investment, respect ve justice. Bunların dördü bizim için önemli değerlerimizden. Dördü. Hangisi değerlerden biri değildir acaba? Önce anlamlarına bakalım. Responsibility ne demek? Sorumluluk. Evet, sorumluluk. Responsible, sorumlu. Responsibility, sorumluluk. Patience, sabır. Patient'tan geliyor. Patient, sabırlı. Patience, sabır. Ceyhan şıkkı investment. Ne demek investment? Investment. Beklesin bu bence. Beklesin. Respect. Respect, saygı demek. Evet, bu da bir değer. UEFA maçlarında böyle respect diye. Evet, kocaman yazıyorlar. Ben de öğrencilerime bunu söylüyorum. Oradan geliyor aklıma benim de. Saygı hani maçları olduğunu izleyenler biliyordur. Justice. Adalet demek. Evet. Nereden biliyorsun bunu? Bu filmden yine geçiyordu. Filmlerde geçiyor. Evet, filmlerde doğru, geçiyordu. Doğru, evet. Oradan aklıma kaldı. Evet. Cevap aslında investment olacağı belli de ne anlamı olduğunu da yazıyorum. Investment anlamı ne? Olabilir. Parasal bir şey bu. Parasal bir şey. Sen bilirsin. Investment diye bir uygulama vardı hatta aslında. Borsayla ilgili bir uygulama. Evet. Oradan gelebilir. Ben eki de isim yapıyorum ek herhalde. Evet. Burada. Ama kelimenin anlamını bilmiyorum. Yatırmak, yatırım. Yatırım. Dörde geçiyoruz. Soner nasıl gidiyoruz? İyi mi? Evet hocam. Aa bak senin sorun. Soner ve Yahya. Benim muhteşem ikili. Ya. Bakalım Soner ne demiş? Evet. I know you love music. What's your favorite type? Ne demiş Soner? I know you love music. Hangi müziklerde sevdiğini biliyorum demiş. Evet senin müzik sevdiğini biliyorum. Yani müzik sevdiğini. Hangi tür seviyorsun? Hangi tür sevdiğini diyor. Yahya cevapta bir müzik türü söyleyecek bakalım. Sonra sen ne demişsin? My favorite is country music demişim ben. Country music diye bir tür var biliyor musun? Country music. Duydun mu böyle müzik türü? Yok duymadım. Bu yabancı grup var. İngiliz grup. Coldplay. Mesela onun bazı şarkıları country müziğe giriyor biliyorsun. Bilmiyorum. Bilen öğrencimiz vardı mutlaka. Ben severim Coldplay'i. Yahya ne demiş senin müzik türün için? Oh, I can't stand it demiş. Ne demek I can't stand it? Sevmediğini söylüyor. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Diyor. Bakalım şıklara. I like Turkish pop music. What about you? I don't like singing. No, you don't know me. I hate this song. I prefer to compose different songs. Şimdi müzik türümüz lazım. Hangi şıkta bir müzik türümüz var? Müzik tür Adana şıkkında var. Sadece onda var. Evet, başka şıklarda yok. Bir de ben yine cevap vermişim burada. What about you? Bana bir soru sorması gerekiyor yine. Evet sormuş ki sen de aynen evet. Söylemişsin. Evet doğru Adana. Country müziği beğenmeyen arkadaş pop müzik dinliyormuş. Yahya böyle pop müzikleri çok sever dedin. Yahya aykırı bir insan. Evet, ya. Aykırı bir insan. Aykırı. Diğer şıklarda yazmamız gerekiyor bence. Daha doğrusu anlamlarına bakalım. Şimdi I don't like singing. Şarkı söylemeyi sevmiyorum demek. Alakası yok. No you don't know me ne demek? No you don't. Hayır. Sen beni tanımıyorsun. Sen I hate this song. Hate? Nefret etmek. Evet nefret etmek. Ben bu şarkıyı sevmiyorum diyor. E şıkkı. I prefer to compose different songs. Prefer tercih etmek. Tercih ediyor. Compose karşıt mı? Demek compose. Yok. Beste yapmak. Beste yapmak? Evet. Yani yeni öğrendim ben bu de. Kelime önemli. Güzel bir kelime. Arkadaşlar bu kelime bir yerine notalım. Farklı şarkılardan besteler yapmayı tercih ediyorum. İstiyorum anlamında kullanmış Edirne şıkkıda. Bize bir müzik türü lazımdı. Adana'da var. Başka da yok. Okey. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuzda. Evet. If you go on playing computer games so much, Soner. Bu kadar çok bilgisayar oynamaya devam edersen diye soruyor. Sana diyor. Yani ne olursun bakalım. Şıklara bakıyoruz. Adana şıkkı. You were a skillful consumer. Yani yetenekli olabilirim aslında oynanırsa. Yetenekli bir tüketici diyor. Consumer tüketici demek. Tüketiciyle ne alakası var? Olur mu? Yok tüketici yok tabii ki. Bir de burada were var. Arkadaşlar da dinlesinler. Bakın arkadaşlar şimdi burada if clause yapısı için geçerli bir durum. Sadece if clause için değil zaman uyumu gerektiren durumlarda go on'la başlamış. Sonrasında past bir ifade kullanmayın. Buradaki were past bir ifade. O yüzden Adana şıkkı hem anlamdan gider hem de yapı olarak zamandan gider. Bursa şıkkı. You are going to invest. Burada eksik bir şey var arkadaşlar. Ben hemen soruyu düzelteyim. Burada bir have fiili sanırım eksik. Soru düzelttik. Şimdi. You are going to have investment for the future. Gelecek için yatırımların olacak diyor. Çok oynanırsan yatırımlar olur mu? Yani zorlama bir cevap olur. Evet. Yapı olarak future tense olması bizim için güzel bir şey. Ama anlam olaraktan biraz diğer şıklara bakmamız gerekiyor. Ceyhan şıkkı. Your future husband veya wife will be tired. Neden yorgun olsun? Gelecekteki kocan veya karın yani eşin yorgun olurdu. Yani bence yorulacağı kesin çok oynayan için. Yorulacağı kesin de burada would olmaz. Would'dan dolayı elemek zorundayız maalesef. Your parents will get angry. Evet bana kızar. Ailen sana çok kızacak. Sinirlenecek olabilir.
Bu şık bana en yakışık geldiğinizde. Sana? Bana da en yakın geldi ama ben işte de aklım takıldı. Bakalım gibi. Edirne'ye bakalım. You'll be very sad. Çok üzüleceksin. Bence bu en iyisi geldi. Yok, bilgisayar. Yani bilgisayar çok oynamakla üzülmek çok bağlantılı değil ama ailesinin kızması bence en mantıklısı. Yatırımdan bahsediyor. Yine investment kelimesini kullanmışız burada. Parasal bir durum yok. Ben Denizli seçiyorum. Bana da yakın geldi. Cevap doğru. Çünkü soruyu ben hazırladım. Soru Denizli ya. En iyisini siz misiniz hocam? Evet, 5. soruda geçtik. 6. soruya devam ediyoruz. Evet, 6. sorumuz güzel bir soru. 3 farklı cümlemiz var. 3 cümlenin de boşluklarına bir modül yapısı. Modüller ne? İşte can gibi, will gibi, would rather gibi, should gibi yapılara biz modül diyoruz. Bunlara uygun olanı yerleştireceğiz. Şimdi cümle gidelim mi sonra? Gidelim hocam. Being a child is difficult because you ... do anything without permission. Permission ne demek? İzin mi? Evet, izin. İzin olmadan hiçbir şey yapamıyorsun mu deriz. Çocuk yapamazsın, olmak zordur. Yapamazsın deriz. Çünkü izinsiz bir şey yapamazsın deriz. Buraya yetenekli yapmak ve yapamam gibi bir şey gelecek. Zorunlu değil. Yapamazsın diyor. Evet, yapamazsın. Yapabilirsin değil, yapamazsın. Yapmamalısın değil. Anladım. Yapamazsın gibi bir şey. Bakalım bir. İkiye de bakalım. ... to live alone because she has an independent character. O yalnız yaşamaktan bahsediyor. Live alone, yalnız yaşamak. Çünkü bağımsız, özgür bir karakteri varmış. Nasıl bir şey koyabiliriz orada boşluğa? Tercih etmiş olabilir. Olabilir, tercihten bahsedebiliriz. Cevap ortaya çıkıyor da. Üçe de bakalım. The film looks exciting. Film heyecanlı görünüyor. I will. Bence onu like seveceğim. It. Bence ben seveceğim. Featureli bir şey. Şıklarımıza bakalım. Hangi şıkta tutuyor bizim söylediklerimiz? Adana şıkkı direkt. Prefer tercih etmek. Evet, prefer de var. Can't var. Will var. Will var, hepsi var. Doğru. Ben soruyu iyi yaptım, hızlı yaptım sanırım ya. Evet hocam. Şimdi buraya boşlukları yazayım ben, doğru cevabımı. Sonra şıklardaki diğer ifadelere bakalım. Ne anlama geldi arkadaşlar da bilsinler. Şuraya prefers gelecek. Buraya da will gelecek. Şimdi bak şurada bir prefers, şu önemli bir ayrıntı. Burada prefers var, burada prefer var. Ola ki yukarıda prefer yazsaydı cevabımız doğru olur muydu? Sonra. Olmazdı hocam. Prefers ve prefer neye göre seçiyoruz biz? He, she, it'te s takısı almak zorunda. Aynen. Zamandan dolayı. Evet, öznemiz she ise geniş zamanda s takısı almak zorunda. Bunu ben çok fazla anlattım, her defasında söylüyorum. Yine söyleyeyim dedim. Prefer, she, prefers olur. Prefer kelimesi için. Diğer şıklarımızda couldn't var. Couldn't ne? Yapamadı anlamında. Geçmişe dönüyor. Geçmiş anlamında. Aynen, yapabilir değil, yapabildi. Olumsuzu yapamadı, yapamadı anlamında. Would rather, bu would'un kısaltılmışı. Prefer gibi tercih etmek. Ancak prefer'den farkı ne? Hocam bilmiyorum ben. Would rather'dan sonra live olur. To live olmaz. Evet arkadaşlar, bu baya bir ayrıntı bir bilgi. Would rather'dan sonra sadece live olur. Burada yukarıda prefer to live oldu ya. Buraya da bunu yazmak istiyorum. Prefer to live. Aynen, bu aslında önemli bir bilgi de. Ayrıntı bilgi. Won't var. Can, won't, prefer. Should var. Melimalı should'u herkes biliyor zaten. Don't like. Used to. Ne demek used to? Used to anlamı geçmişte yaptığım bir şey. Yapardım. Yapmadım. I used to run fast in the past. Eskiden hızlı koşardım ben anlamında. Used to. Yani yapardım anlamında. Evet. Would prefer. Prefer'ın farklı versiyonu. Çok bir farkı yok. Puanlı. Shall. Shall önerilerde. Şunu yapalım mı edelim mi? Daha çok shall we ile kullanan. En çok bununla kullanılıyor. Arkadaşlar da modülların çoğunu hızlı bir şekilde tekrar ettik 6. soruda. 6. sorumuzu da hallettik. Var mı soru? Soner? Yok hocam. 7. soruya geçiyoruz. Evet, bu bir zaman sorusu. Şimdi bakacağız cümleye. Hangi zamandan bahsediyor? Ve boşluğa will mi, going to mu, was mı, have to mu, used to mu? Geliyor onu seçeceğiz. Benim gözüme direkt now çarptı soruda. Now da ikinci cümle now. Unfortunately I can't now şimdi. I ... jump of the trees in my childhood. Aha. Çocukluğum mu? Childhood. Çocukluğumdayken he. Çocukluğumda. Bak bu önemli. Çocukluğumda. Geçmişe mi gidiyor? Bunlar. Evet, çocukluğumda bunu yapardım mı diyoruz. Aynen, şunu yapardım ama ne yazık ki şimdi yapamıyorum. I can't now. Unfortunately. Ne yazık ki. Ne yazık ki. I can't. Şimdi yapamıyorum. Artık neyse o yaptığı şey. Ağaçlardan atlamak. Jump of the trees. Şıklara bakalım. Geçmişte yapıp şimdi yapamadığı bir şeyi bahsederken hangi yapıyı kullanıyor? Deminki soruda gördük. Anlattım ben, söyledim. Hatırlıyor musun sen? Geçmişte yapıp şu an yapamadığımız. Evet. Hangisiydi o? Used to. Evet, şimdi burada geçmişte yapıp şimdi yapamadığı bir şeyden bahsediyor. Deminki soruda bunu anlatmıştım. Hangi yapıydı o, hatırlıyor musun? Used to hocam. Evet, used to'ydu. Used to yapısı. I used to jump off the trees in my childhood. Unfortunately I can't now. Used to doğru. Zaten diğer şıklarda past bir ifade yok.
Ha bir tane de varmış pardon. Şimdi will past değil. I am going to future yine. Have to. Ne demek have to? Sahip olmak. I have to. Hayır. Bak used to nasıl kullanmakla alakası yoktu. Bu da bir modum. Used to geçmişte yaptığın şeylerde. Have to bu da zorunluluk. Bu da önemli şeyler. Modellere çalışmam lazım hocam. Evet. I have to obey the rules. Kurallara uymak zorundayım demek. I have to obey the rules. Oradan aklımda kalabilir. Was var. Was past bir ifade. Ancak fiillerden önce was koyamaz bu şekilde. I was jump diye bir şey yok. O yüzden cevabımız. Nasıl gelecek? Evet. Edirne. Fiillerden önce to 2 olmalı. Will de to yok. Yok şeyden mesela. Her zaman to gelecek diye bir şart yok. Yok evet dedim yok. Tamam. Yapıya bağlı. I am going to da evet to geldi. Evet, evet yanlış. I am going to için geçerli. Hepsine gelmiş şansına. I have to. I used to. I was jumping. Olabilir yapı olarak. O da past continuous oluyor. I was jumping. Was anca orada gelebilir. Jumping yani. Jumping olursa. Tamam hocam. Atlıyordum anlamına gelince. Okey. Tamam hocam. Sekizinci sorumuzda. Our company kelime sorusu. Our company needs to nokta nokta. 10 people for security department. Security department ne demek? Güvenlik departmanı. Evet, güvenlikle alakalı. Şirketin güvenlik departmanında 10 kişiye mi ihtiyacı varmış? Evet, 10 kişiye ihtiyacı var. Hocam benim başta aklıma employer geldi de işçi lazımmış diye. Ama to'yu gördüğümde needs to'dan sonra isim gelemeyeceği için aklım fiil aramaya gitti direkt. Doğru, fiil gelmesi evet. Lazım. Şıklardan bir tanesi fiil. Daha doğrusu. Şıkların iki tanesi fiil. Apply fiil. Bu da fiil. Verb. Bu da fiil. Hayır. Hire da verb. Hire ne demek? Hire ihtiyaç duymak anlamında mı? Hmm, yok. İşe almak. Apply işe başvurmak. İkisi fiil. 10 kişiyi işe alacaktır değil mi? Evet hocam. Yani hire. Our company needs to hire 10 people. Doğru. Ne çarpatmayacağım ya. Yuvarlak yapacağım. Peki diğer şıklarımız ne anlama geliyor? Bunlar da çünkü ünitenin geçen kelimeleri bunlar. Evet hocam. Bilmemiz gereken. Employer. İşçi demek. İşçi değil. Employer işveren. Patron. İşçi neydi hocam? Employee olunca. Employee. Evet iki e'li. Bu da çalışan. Tam anlamıyla işçi değil de çalışan. Worker'a işçi diyoruz. Employee çalışan demek. Employer işveren. Tamam hocam. Ben bu kelimeleri her defasında öğrencilerime anlatıyorum. Çünkü employee kelimesi çok fazla türetilen bir kelime. Employee tek başına fiil hali. Birine iş vermek anlamına geliyor. Tamam hocam. O yüzden employer da bu işi veren kişi, işveren. Candidate, aday demek. Salary de? Maaş demek. Evet, maaş, kazanç, aylık maaş. Bu durumda evet, cevabımız hire. Evet. Devam, 9. soruyla. 9. sorumuz bir tane paragraf sorusu. Paragrafı okuyacağız ve hangisi parçaya göre doğru? 5 tane şıkkımız var. Ben parçayı okuyacağım, sonra sen de şıkları incele ben parçayı okurken. Tamam hocam. 21st century has brought a handful of novelties with the help of innovation and inventions in technology. People living today owe a lot to the latest inventions of this century. Without them, life would be meaningless and more difficult for everyone. 21. yüzyılın yeniliklerinden bahsediyor değil mi? Novelty burada yenilik. Yeni olan şeyler. Neyin yardımıyla? Innovationların ve inventionların yardımlarıyla, teknolojideki innovation ve inventionlar yardımı sayesinde yenilikler olmuş. Bugün yaşayan insanlar son teknoloji, son icatlara bu yüzyıldaki çok şey borçlular. Owe, burada borçlu olmak anlamına geliyor. Bunu yazayım üstüne. Arkadaşlar bunu bilmiyor olabilirler. Sen biliyor muydun bunu? Ben de öğrendim. Evet, çok kullanılan bir kelime değil. Unutacaksın muhtemelen bunu. Aklımda kalmayacak yani. Belki bu muhabbeti yaptım diye kadar hocam. O borçlu olmaktı. Son icatlara, en son çıkanlara. Without them, onlarsız, life would be meaningless. Ne demek meaningless? Mean anlam. Evet. Meaningless, sızsız eki herhalde. Evet, anlamsız olur diyor anlamsız. Hayat. Hayatımız anlamsız olurdu bu icatlar olma. Herkes için daha zor olurdu be. More difficult for everyone. Hocam olmasaydı. Benim gözüm yanındaki soruya kaydı. Evet ya yanındaki soru görünmüş benim haberim yok 9'u yaparken. Bu bizim bonus sorumuz 12. sorumuzu yapacağız bir bekle. Ama artık arkadaşlar da görmüş oldular. Hemen bu soruyu yapalım 12'ye geleceğiz birazdan. Tamam. Güzel bir soru. Evet. Eğlenceli aşırı eğleneceğiz bence. Aslında videonun başında söyleyecektim bonus sorumuz olduğunu unuttum. Şimdi hatırlattın bana. Which of the following is true according to the test? Çok hızlı buldum. Which of the following is true according to the test? Parçaya göre hangisi doğrudur? Bakalım. There are many harmful inventions for us. Thanks to technology, life is easier today. Everyone wants to have the latest mobile phone. Çok güzel. All teenagers want to follow the latest fashion. Everything is America's and Israel's plans. Edirne'den başlayalım cevaba. Edirne ne demek? Her şey Amerika'da ve İsrail'de olduğunu gördü.
Şimdi sorumuza girelim. Bak sen parçayı geri okuyacağımız bir şey. Teknolojiden bahsediyor. İcatlardan. Hayat onlarsız bir hiçmiş. Şimdi şıklarımıza bak. Hangisi olur? Telefonsuz hayat bir iştir. Herkes son telefon almak istiyor diyor. Parça ondan mı bahsediyor bize? Hayır, ondan bahsetmiyor. Niye cehaletin o zaman? Telefonsuz bir hayat olmaz hocam. Aklıma geldi benim direkt. Siz öyle deyince. Ama burada hayır, ben orada biraz ironi yaptım. Soru yazdırken herkesin nasıl son model telefon takıntısı olduğunu yazdım biraz. Herkesin son model telefon takıntısı var dedim. Hocam çift B büyük ihtimalle. Direkt teknoloji hayatımızı kolaylaştırdığından bahsediyor. Niye beni yoruyorsun sen? B biliyor. Evet. Thanks to teknoloji. Ne demek thanks to? Thanks to. Sayesinde. Teknoloji sayesinde hayatımızı kolaylaştırır diyor. Evet. Teknoloji sayesinde hayatımız bugün daha iyi. Devam ediyoruz. Hocam bonus soruya bakalım mı? Soner bekle, önce 10. soruya bakalım. 10-11 az kaldı dayan. Bak kısa bir soru. Which of the following is a profession veya job? Meslek. Profession or a job. Şimdi burada profession ve job ikisi de meslek demek. Daha çok öğrencimiz job'ın meslek olduğunu biliyorlar. Ancak profession da meslek anlamında kullanılan bir tabir. 5 tane güzel kelime koydum ben burada. Özellikle koydum çünkü bu kelimeler ünitenin kelimeleri, yazılılarda çıkabilecek kelimelerden. Discrimination ne anlama geliyor sana biliyor musun? Benim aklıma crime geldi. Crime suç demek de kelimenin anlamını bilmiyorum. Doğru. Suç denemez ama kötü bir davranış. Ayrımcılık demek discrimination. Çok kısa kullanılan bir kelime değil aslında ama dengeli bilsin. Poverty, sefalet, fakirlik demek. Entrepreneur. Entry, giriş demek. Evet, oradan çıkar. Yaklaştın kelimeye. Girişimcilikle ilgili. Evet, girişimci. Girişimci hatta acaba cevap bu mu çıktı? Cevap belli oldu sanki ama yine bakalım diğer şıklara. Failure. Başarısızlık. Evet. Failed. Failed'dan. Kesin şeyden biliyorsun sen. Bilgisayar oyunlarından. Evet hocam. Habire fail olduğun için. Habire fail. Oradan biliyorsun. Biraz fazla. Hospitable ne? Hospital hastane demek. Onunla alakalı bir şey değil bu. Bunlar arkadaşlarımız çoğu evet karıştırıyor. Ben de o yüzden bu kelimeyi koydum. Bilmeleri için. Bu kelime bilmesi gereken bir kelime. Konuksever demek. Hastaneyle alakası yok. İlginç değil mi? İlginç hocam. Ama hastanelerde bir konukseverlik yok mu hocam? Oradan gelir olmasın. Hospit. Belki. İyi bağladın. Sevdim. Evet arkadaşlar cevap Cihan. Belli yani. Girişimci. Diyeceksiniz ki hocam nereden buldunuz bu kelimeleri? Valla buldum ben. Çok iyisiniz hocam. Basit bir pilot teacher yazmadım buraya. Dedim biraz arkadaşlar zorlansın. Bilsinler yani. 11. soruya geçiyoruz. Hadi sonra iyisin. 12'ye yaklaştık. Hadi hocam. 11'e geçelim. Find the odd word and circle it. Ne demek odd? Tuhaf kelime. Uygun olmayan. Tamam hocam. Bakın bu soru arkadaşlar test sorusu değil. Sadece test soruları olmasın. Aynı zamanda yazılıya yakın, yazılı da çıkabilecek şekilde olmasını istedim. O yüzden bu kelimeleri bu şekilde koydum. Şimdi Soner'le beraber her bir sıradaki 4 kelimeden yanlış olanı seçip yuvarlak sınav alacağız. Soner okuyorum ben. Tomorrow mu? Next week mi? In a few days mi? Yesterday mi? Yesterday hocam. Direkt hepsi gelecek zaman. Yesterday geçmiş zaman olduğu için. Doğru, güzel. Çok güzel. Şimdi tomorrow yarın. Yarın. Next week gelecek hafta. In a few days. Birkaç gün sonra mı diyor? Birkaç gün içinde. Birkaç gün içinde şunu şunu yapacağım dersin. Yesterday ise geçmiş zaman. Yani dün demek. Evet. Diğer tarafa bakayım şimdi. I guess mi? I'm afraid mi? I hope mu? I suppose mu? I'm afraid. Bence. Evet. I'm afraid. Korkarım demek. Diğerleri ise... Direkt umma anlamında kullanılan... Tahmin eder. I guess söyleyeyim. Tahmin ederim ki. Umarım ki. Sanırım ki. Buysa korkarım. Bu biraz daha farklı oluyor. Kendi korkunu ifade ediyorsun. Bir his var içinde. Burada ise düşünce, fikir belirtme durumu var. Üçüncüsünde. Let's war. Shall we? That's okay. What about? Let's hadi demek. Evet. Shall we demin kullandık zaten. Şunu yapalım mı şunu anlamında? Şunu yapalım mı anlamında? Hadi evet. Aynı anlama geliyor. That's evet. Ok. Yani tamam anlamında kullanılıyor. Tamam anlamında kullanılıyor. What about da ne hakkında? Sen what'a bahsedecektin. Ben aklıma that's ok geldi de. Cevap what about mı? Cevap that's okay. Ben onu diyecektim. What about da? What about devamında şunu yapmaya ne dersinin soru kalıbının kısaltılmış halidir. Aslında tabii ki de what about ne hakkında dediğin gibi doğru olabilir. Burada öneri, teklif cümle yapıları var. Üç tanesi what about, shall we ve let's. Bir de why don't we var buraya yazmadığım. O da why var. Why don't we? Şunu neden yapmıyoruz anlamında. O da var. Öneri cümlelerinde. What about da var ancak that's okay yok. Dördüncüsü. Impatient, confident, successful, experienced. Successful başarı demek. Experienced deneyim. Deneyimli. Deneyimli. Evet. Confident'ın anlamını bilmiyorum. Başarılı demek. Deneyimli demek evet. Confident'ı bilmiyorsun. Impatient. Patient. Demek ki sonra patient'ı kullanmıştık yine. Patient. Sabırlıydı. Sabırlıydı. Bu. Impatient. Olumsuzu. Sabırsız mı? Eki olumsuz evet. Olumsuz eki katıyordu. Sabırsız. Şimdi bu hangi anlamda acaba? Başarılı, tecrübeli,
Sabırsız. Niteliklerden mi bahsediyor yoksa? Bu nitelik olmayan bir şey Sana mi? şöyle ipucu Confident. vereyim. Bunların üçü olumlu, bir olumsuz. Başarısız. Sabırsız, Sabırsız, olumsuz. evet Demek ki olumsuz. confident de olumlu bir kelime. Anlamı da söyleyeyim. Kendinden emin. Kendinden emin. Evet. Arkadaşlar bunların üzerlerine yazmadım anlamlarını. Siz evde çalışırken bunları not alın üstüne. Impatient sabırsız demek. Bu bizim olumsuz özelliğimiz ve gereksizliğimiz bu. Son sıradaki kelimelerimiz company, colleague, boss ve conversation. Ne demek company? Şirket. Şirket. Colleague. Kolej mi? Ha, iş arkadaşı demek bu. İş arkadaşı. İş arkadaşı. Kolej Şirket. nasıldı hocam? O kolej şöyle yazılıyordu. Güzel soru. Şu. Bu kolejdi. Bu colleague ise iş arkadaşı demek. Tamam. Boss. Patron. Patron demek. Conversation. Bilmiyorum hocam onun Bu da anlamını. konuşma demek. Konuşma. Hangisi gereksiz? Company. Niye? Niye bir saniye? Şirket. Şirket, iş arkadaşı, İş patron, arkadaşı, patron. konuşma, Ha, konuşma. conversation. Tamam hocam. Bunlar işle ilgili. Zaten ünitemiz ne? Future jobs. Şirkette iş arkadaşı ve boss. Bu. Conversation'da fazla. Evet, 11 de bitti. Hocam 12'ye gelin ben artık Sen odaklanamıyorum 12'ye bu sorulara. Ben bu odaklanmışsın soruya da habire. okuyorum. Hayır ama 12'ye odaklandın diye habire bu sorularda şöyle yaptın. Olmaz mı böyle sanır? Bir daha koyayım sen bonus soru. Tamam güzel Evet, oldu. koyacağım koyacağım. Bonus soruları seviyorum. Hazırlarken ben çok eğlendim bonus soruyu. Bakalım soruyu yaparken aynı şekilde denilebilecek miyiz? Which one is not a Turkish music band? Hangisi Türk müzik grubu değildir? Evet hocam. Değil mi? Şimdi normalde diyeceksiniz ki hocam bunlar hepsi İngilizce. Ben gittim, üşenmedim. Bizim Türkçedeki Türk daha çok rock grupları, bu alternatif rocklar. Türkler öyle gözüm kayıyor hocam. Rock gruplarının isimlerini İngilizceye çevirmeye çalıştım. Komik bir şey ortaya çıktı. Bunların dördü bizim gruplardan. Bir tanesi grup değil. Bakalım. Adana şıkkından. It's Ten to Two. Hangi grubu? 2-10 kalan mı? Evet. Doğru. Sen biliyorsun grupları. 2'ye 10 kala. Böyle bir grubumuz vardı. There aren't so determined things. Determined Bu grubu biliyor olman şey. lazım bunu söylemen için. Bu grubu bilmiyorum İpucu hocam. versen. Determined burada kararlı demek. Kararlı. Think kararlı şeyler. Grubu bilmiyorum hocam herhalde. Ya da böyle Yok öyle kararlı şeyler diye bir grup var. Yok öyle kararlı. Biliyor muydun? yok hocam bilmiyorum grubu. Ben de çok bilmiyorum da. Sorsan hiç şarkısını dinlemiş miyim? Dinleyeceğim. Vallahi bugünden sonra dinleyeceğim. Ben dinlemedim hiç hocam. 2-10 kadar dinliyordum The Last Terrible Bicycle. ama. Son feci bisiklet. Evet, bu da bir grup. Son feci bir şey. Arkadaşlar bu grupları bilmeyenler varsa tavsiye ederim değişik müzik tarzları var dinleyin. Bu kız diye şarkısı var yine Son Feci Bisiklet'in. Yok, Güzel bir ben şarkısı. olan şarkısını bilmiyorum. Şey var bir tane. Son as bikinisinde bikinisindeki as. aynen bikinisindeki astronomi var. İsmi de değişik şarkıların. İsmi. Grubun ismi gibi şarkılar da çok değişik isimleri. Pazar ve Ertesi diye şarkısı var. Sen iyi Benim dinliyorsun. Son Feci Bisiklet'i sevdiğim bir grup benim. Seviyorsan. Evet. Aa, sevip güzel. dinlediğim Let's talk face to face. bir grup. Yüz yüzeyken konuşuruz. Evet. İsmi çok güzel. Güzel. Yani. Dört tanesi grup çıktı. Sonuncusu ne? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sen biliyor musun bunu? Yok hocam. Bu film bilmiyorum. adı biliyor musun? Hangi film? Jim Carrey'in Sihirbaştan filmi var ya. Evet hocam. Yani izlemedim herhalde filmi. Hatırlamıyorum. İzlemedim mi? İzle bence. Çok değişik bir spot. Kafayı yiyorsun izlerken. Filmin adı aynen şu. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Türkçesi de Sil Baştan. Çok güzel çevirmişler bence ya. Çok beğendim. Hiç böyle çağrıştırmadı bende. Nasıl grupları böyle İngilizce yazmak sence? Değişik olmuş hocam. Peki sana birkaç tane grup daha yazsam altına. Bana hangi gruptan olduğunu söyleyeceksin? Bildiğim kadarıyla cevaplayayım hocam. Bilebilirsem. Bakalım. Bunlar basit bak bunları bilirsin. Beyond Mor ve Ötesi. the Purple. Evet. İyisin. Diğer grubumuz Take the Full Glass. Take the Full Glass. Upside Down. Dolu kadehe ters tut. Evet. Zaten Upside Down'dan belli oluyor. Çabuk bildin ya. Madem diye parçaları dinlediğim gruplar hocam Bak o yüzden. son iki tane yazacağım. Bu son iki tane şok olacaksın. Where Where is the password? the password? Bu benim banko en kötü esprili şarkı grup adı. Şarkı Where is değil, the grup adı. password? Şifre nerede? Şifre. Hazır mısın Soner? Merakla bekliyorum hocam bunu. Çok soğuk duş etkisi yaratacak sende. Şu an izleyen arkadaşlarımızdan acaba bulan oldu mu? Bulan olduysa gülmeye başlamıştır diye tahmin ediyorum. Yazıyorum buraya Türkçesine. Pinhani. Hocam ne yaptınız siz? Nasıl? Çok güzel. Sonuncusu. Bu da güzel. Bu bence en güzeli. You may kiss the bride. Bu grubu bilenler şu an var ya. Oo. Bright ne demek ki hocam? Gelin. Gelin. Kiss öpücük anlamında mı? Gelin öpebilirsin diyor Türkçesi. Gelin öpebilirsin. Böyle bir grup var mı? Yok. Yok evet. Bu grubun gerçek Bilmiyorum. adı. Böyle bir grup var.
Gerçek adı bu. Evet, cidden söylüyorum. Bilmiyorum canım, böyle bir adı olduğunu. Üç tane şarkısını buldum. Bir tanesi de bu modelin solisti Fatma Turgut'un da şarkıları var. Grubun adı bu. You Make Kiss the Bride. Öyle bir grup adı. Şimdi ilk defa duydum hocam grubu bende. Ben de ilk defa duydum. Diğer derslerimizde ve diğer bonus sorularımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.